Destur Sultan Süleyman Hazretleri. Validem. Aslanım. Nihayet döndün. Gördüm ya seni dünya gözüyle, çok şükür. Dualarınızla işlettiğiniz tılsımlı gömlek sayesinde ölümlerden döndüm validem. Beni zırhım gibi korudu dualarınız. Hürrem mektubunda havadisi verince çok mesut oldum. Savaş meydanında hepimize moral oldu. Sıhhattesinizdir inşallah. Hünkârım, sizi gördüm daha iyi oldum. Sen az bahçeye git. İbrahim Paşa hayli hasretlik çekti. Paşa Hazretleri, hoş geldiniz. Nigar Kalfa, nasılsın? Sağlığınıza duacıyım. Sağ salim döndünüz. Buyurun. Hoş geldiniz hünkârım. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sağ ol Mustafa'm. Sizin hasretinizi çektim. Ben de Mustafa'm, ben de. Bundan böyle ayrılık yok. Bir dahaki sefere birlikte gideceğiz inşallah. Yokken karanlık her yer. Lakin geldiniz. Güneş gibi doğdunuz. Çok şükür. İyiyiz. Beyazı. Aslan. Aferin. Her attığını isabet ettiriyorsun. Hayli ilerleme kaydetmişsin. Kılıçla da çok ilerleme kaydettim hünkârım. İsterseniz gösterebilirim. Bu gayretin takdire şayan. Lakin iyi bir savaşçı, iyi bir kumandan olmak istiyorsan evvela irfan sahibi olman icap eder. Bu din sarayından muazzam kitaplar getiriliyor. Yakında burada olacaklar. Okuyup kendini yetiştirmelisin. İbrahim Paşa gibi İtalyanca da bilmek istiyorum. O zaman yabancı dilde yazılmış kitapları da okuyabilirim. İbrahim Paşa ile konuş o vakit. Zira ondan iyi hoca bulamazsın. Destur! Hünkârım.
Mahidevran şehzademiz her attığını vuran iyi bir okçu olmuş. Ziyadesiyle ilerleme kaydetmiş. Mustafa'mla yemek yiyeceğiz. Bize eşlik edersin. Nasıl arzu ederseniz hünkârım. Kılıç hocam diyor ki artık at üstüne dövüş çalışmaya başlayacakmışız. Söz verdiniz bana. Bir dahaki sefere çıkarken ben de geleceğim. Ve zalim bir savaşçı olacağım. Senin azmini takdir ediyorum Mustafa'm. Lakin zalim bir savaşçı olmaktan daha mühimi adil bir savaşçı olmaktır. Sana bahsettiğim kitaplar bu dinden geldi. Cuma selamlığından sonra birlikte gider inceleriz. Kafirin dilini nasıl anlarım hünkârım? İbrahim Paşa sana yardımcı olur. Arapça ve Farsça'yı nasıl öğrendiysen İtalyanca ve Latince'yi de öğreneceksin. Mustafa haydi odana. Geç oldu. Annenle konuşacaklarım var. Mahidevran, Mustafa ile alakandan çok memnunum. Bir şehzade olarak yetişmesinde payın büyük olacaktır. Elimden geleni yapıyorum hünkârım. Takdirinizde mazhar olmak şerefini ömrümce taşıyacağım. Seninle konuşmak istediğim mevzuya gelince. Sizi dinliyorum hünkârım. Bir haseki ve bir şehzade annesi olarak istediğin mevkide, istediğin evsafta hayırda bulunabilmen için sana yüklüce bir harçlık ayırdım. Beni ihya ettiniz hünkârım. Sayenizde sayısız dua alacağım. Sanki cenneti serdiniz ayaklarımın altına. Allah sizden razı olsun. Ben gidiyorum. Allah rahatlık versin. Bu nece? Latince şehzadem. Peki elindeki kitabı kim yazmış? Bunu Eflatun yani Platon yazmış. Bir devlet nasıl olmalıdır, nasıl idare edilmelidir onlardan bahsediyor. İtalyanca mı? İtalyanca. Bunların hepsini öğrenmek istiyorum. Bunları anlamak için evvela dil öğrenmen lazım. İbrahim Paşa vakit buldukça sana İtalyanca ve Latince öğretecek. Şehzademizin öğrenme arzusu ona şevk verecektir. Seve seve. Ben de öğrenmek istiyorum paşa. Hadi göster. Şehzadem, siz biraz daha büyüyün. Zamanı gelince seve seve. İyo ben demek şehzadem. Eğer İyo'yu kullandıysanız bütün fiillerin sonuna O getirmek zorundasınız. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Ben Nenutu Alpadre. Hoş bulduk aslanım. Şehzademiz çok çabuk öğreniyor hünkârım. Zehir gibi maşallah. Ben heykelleri merak ediyorum İbrahim. Nasıl durdular bahçende? Çok görkemli duruyorlar. Ama velakin çarşıda pazarda ahali ileri geri konuşuyormuş. Vien dietro a me. El aşağı dir legendi. Babam ne dedi? Dante Alighieri'nin eserinden bir söz söyledi şehzadem. Sen beni takip et. Bırak diğerleri konuşsunlar. Bugünü bu kadar kâfi Mustafa'm. Lakin kaytarmak yok. Sıkı çalışacaksın. Haydi bakalım. Atlarımız hazır mı İbrahim? Hazır hünkârım. Av köşküne gidiyoruz.
Manisa'ya mı? Çok özledim orayı. Annem, sen ben birlikte gideriz. Olmaz Mustafa'm. Lakin vakti geldiğinde zaten gideceksin oraya. Orası senin sancağın olacak, sen yöneteceksin. Ne zaman gideceğim? Daha çok var oğlum. İbrahim Paşa, babam dedi ki Manisa benim sancağımmış. Ben yönetecekmişim orayı. İnşallah şehzadem, inşallah. Hünkârım. Mustafa'm, hadi gidelim oğlum. Hünkârımızın işleri var. Sen git. Ben babamla kalacağım. Mustafa. Annenle git. Şimdi söyle. Hünkârım, elçiler geldiler. Prenses Isabella ile alakalı görüşmek isterler. Nihayet. Eğlence başlıyor. Dikkat et. Hatice'min halini hiç beğenmiyorum. Ziyadesiyle evhamlı. Dün gittiğimizde iyiydi aslında. Sonra ne olduysa yüzü asıldı. Tek laf çıkmadı ağzında. Dikkatini ver. Nereye atıyorsun ok? Görmüyor musun? Puta orada. Bir daha at. Ben at binmek istiyorum. Buraya gel. Mustafa, buraya gel dedim sana. Sen kime sırtını dönüp gidiyorsun? Ben senin babanım. Aynı zamanda hünkârım. Bu ne cüret, bu ne saygısızlık? Böyle mi yetişiyor şehzade? Kim verecek bu saygısızlığın hesabını? Çekil! Gel aslanım. Mustafa'yı almaya geldim. Gel Mustafa. Baba oğul birlikte at bineceğiz. Hünkârım, hasbahçıda mı olacaksınız? Hayır. Halice doğru uzanmak, ormana gitmek istiyorum. Haydi Mustafa, gidelim, akşam oluyor. İbrahim'i de seni de geçebilirim. Çok iyi koşuyor, alıştı bana. Öyleyse göster bakalım marifetini. Şimdi mi? Al köşkünü, önce varan kazanır. Bir hayli ilerletmişsin atlayayım bey. Süleyman. Bu kim baba? Signora Isabella. Benim misafirim. Mio figlio, Şehzade Mustafa. Gerçekten. Memnun oldum. Konuşabilir miyiz? Hünkârım.
Ne halde olduklarını görmedin mi? Araları iyi değil. Validem konuşmuyor hünkârımla. Mustafa yüzünden mi sizce? Bilmiyorum. Geçen dairesine gittiğimde ağlıyordu validem. Kesin Hürrem Sultan yüzündendir. Ne oldu bilmem ama hünkârımda da bir haller var. Hürrem'e karşı da alakası eksilmiş sanki. Anne. Mustafa. Nasıl geçti? Çok güzel geçti. Babamla yarış bile yaptık. Az daha geçiyordum. Nereye gittiniz? Av köşküne gittik. Babam orada bir misafir kadınla konuştu. Misafir kadın? Çok güzel bir kadın vardı. İtalyanca'ya benzer bir dil konuşumu duydum. Emin misin? Evet. Peki kimmiş? Bilmem. Babamın misafiriymiş. Mustafa, seni misafirimizle tanıştırmak istiyorum. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz? Ben de iyiyim. Babam sizi buraya mı getirdi? Evet. Bir süre burada kalacağım. Aferin Mustafa. İtalyanca'yı ilerletmişsin. Çok çalışıyorum. İbrahim gelince şaşırsın istiyorum. Bu örtüler ne halacığım? Neden örttünüz? Yıkılacak mı yoksa? İbrahim gelsin. O da olacak. Annem geldi. Hoş geldiniz. Mustafa'yı almaya geldim. Hürrem de sağ olsun eşlik etti bana. Sultanım, nasılsınız? Herkes sizi merak ediyor. Daha iyiyim. Güzel. Bu heykeller? Halam İbrahim gelince yıkacakmış. Onun için örtülmüş. İbrahim Paşa'mız buna çok üzülecek. Ama bence doğru yapıyorsunuz. Sağ ol. Lakin kimsenin fikrine ihtiyacım yok. Nigar Kalfa. Buyurun sultanım. Misafirimizi çağır. Yalnızlık çekmesin. Misafir mi var kim? Birazdan tanışırsınız. Buyurun. İçeri geçelim. Misafiriniz kim sultanım? Hanedandan biri midir yoksa? Değil. Ama kendisi hünkârımızın ziyadesiyle kıymet verdiği bir misafir. Zira burada olmasını hünkârımız istedi. Evet. İşte geldi. Prenses Isabella Fortuna. Kendisi bir süredir av köşkünde kalıyordu. Ne var ki dün gece köşkte yangın çıkmış. Hünkârımız da bizzat alakadar olup burada ağırlamamızı istedi. Prenses Isabella. Mahidevran Sultan, Mustafa'nın annesidir. Hürrem Sultan ise hünkârımızın 4 çocuğunun annesidir. Solo han venido dos de sus mujeres. Yalnızca iki karısı mı gelmiş?
Diğerlerine de. Ne dedin? Memnun olduğunu söyledi sultanım. Hürrem. Neyin var? İyi misin? Sultanım. Müsaadenizle saraya dönmek istiyorum. Ne oldu? Midem çok ağrıyor. Gitsem iyi olacak. Tamam. Git istirahat et. Sultanım, müsaadenizle biz de gidelim artık. Hadi Mustafa'm. Çili verdi ama pirinç... Görüşmek üzere. Biz gidiyoruz Prenses Isabella. Sen çok iyisin. Hep böyle kal. Büyüyünce baban gibi zalim olma. Benim babam zalim değildir. Hatice'm nasıl? İyi. Mehmet'i sevmek istedim ama izin vermedi. Mehmet daha çok küçük. Biraz daha büyüsün, seversin. Av köşkünde tanıştığım kadını da gördüm bugün. Halamın sarayında kalıyor. Hangi kadından bahsediyorsun? Babamla at binmeye gittiğimiz av köşküne uğradık. Orada yabancı bir kadın vardı. Bir prensesmiş. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Validem. Baba. Aslan parçam. Demek sen de buradasın. Prensesle İtalyanca konuştuk. Ama çok üzgündü. Saraydan çıkarken bana baban gibi zalim olma dedi. Sen ne cevap verdin peki? Babam zalim değildir dedim. Aksine acil olduğunu söyledim. Haydi sen annenin yanına git. Lingua Italiana e bella. Lingua Italiana e bella. Salute mi chiamo Mustafa. Ne diyor dayı? Bir anlasam sultanım. Maşallah. Ecnebiler gibi konuşuyor. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri. Aslan parçam nasılsın? İyiyim hünkârım. Lakin İtalyanca konuşacak kimseyi bulamıyorum. İbrahim Paşa'yı da göremiyorum. Hakkın var. Validem, iyisiniz maşallah. Torunlarımla güzel vakit geçiriyorum. Hünkârımız da gelmiş. Güzel. Sultanım, aklınızda ne var? Hünkârım, validem. Hoş geldin Mahidevran, nasılsın? İyiyim hünkârım. Hürrem nerede? Söyleyin, o da gelsin. Yemeği hep birlikte yiyelim. Şimdi geldi, dairesine girerken gördüm. Nereden geldi? Hatice'min yanına mı gitti? Hayır, prensesi ziyaret etmiş galiba. Akdeniz sıcak deniz. Daha büyük denizlere, daha büyük ülkelere gitmeliyiz. Soğuk denizin ötesine geçmeliyiz. Pekala. Öyleyse söyle bakalım. İlk hedefin neresi? Derse gitmeyeyim, anlatayım hünkârım. Şu mektep meselesini artık kabul et şehzadem.
Bundan kaçış yok. Haydi şimdi git, akşama konuşuruz. Tamam, gidiyorum. Anne, neden buraya geldik? Benim aslan şehzadem. Sana çok güzel bir havadisim var. Bu daire artık senin. Ama burası Hürrem Sultan değil miydi? Artık değil. Validemiz bu daireyi sana tahsis etti. Bundan sonra burada kalacaksın. Sen de benimle kalacak mısın? Hayır oğlum. Sen artık büyüdün. Kendi başına kalmanın vakti geldi. Mustafa'm, Allah sana uzun ömür saat versin. Sen olmasan ne yaparım ben? Halam nasıl? Üzüntüden hasta mı olmuş? Onun gibi bir şey. Hadi geç içeri, üşüyeceksin. Anne, madre. 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 Baba, padre. Padre. Şimdi bir cümle kuralım. Ne diyelim? Annem geldi. Madre venne. Madre venne. Aferin Mehmet, çabuk öğreneceksin. Abi, bu daire senin misin artık? Evet, bana verdiler. Çünkü ben artık büyüdüm. Burası çok güzel. Ben de gelip oynayabilir miyim seninle? Oynayabilirsin tabii. Mehmet. Şehzadem, anneni sizi çağırıyor. Gitmek istemem Rıfat Hatun. Biraz daha abimle kalacağım. Şehzade Mustafa çok iyi bir abi. Mehmet çok şanslı. Ben olsam ben de ayrılmak istemezdim hiç. Keşke benim de bir dairem olsa. Üzülme, sen büyüyünce sana da verecekler. Nilüfer, ben ne zaman büyüyeceğim? Yemeğinizi yer, uslu durursanız çabucak büyürsünüz. Öyle değil mi? Babamın gücü tayin pekmezden geliyor. Annem öyle söylüyor. Eğer bu pekmezden yersem abim gibi, babam gibi uzun güççü olurmuşsun. Hı hı. Bugün çalıştıklarımızı unutma, tamam mı? Tamam. Baba ne demekti? Padre. Hayır, padre diyeceksin. Baba, babam geldi. Aslan parçam. Mustafa'm. Hoş geldiniz baba. Kardeşime İtalyanca çalıştırıyorum. Aferin sana. Sizi hep böyle göreyim. Babam Mehmet'le ilgilendiğim için aferin dedi, takdir etti. Aslanım benim. Seninle gurur duyuyorum. Ağzını sıkı tutmasını söyledim mi? Merak etmeyin. Güzel. Mustafa, sen de gir içeri. Mektebe gitme vaktin geldi. Bugün gitmesem? Mustafa. Uf, tamam. Geçmiş olsun prenses. Mustafa. Sultanım, hoş geldiniz. Mustafa'm düştüğünüzü duyunca çok üzüldü. Sizi görmek istedi illa. Mustafa çok kibar. Çok teşekkürler.
Geçmiş olsun. Mektebe gitmem lazım. Nasıl oldu bu korkunç kaza? Ben 5 yaşımdan beri at biniyorum. İlk defa düştüm. Kaza işte. Kaza olduğuna emin misiniz? Prenses, çok dikkatli olun. Bilhassa Hürrem Sultan'a karşı. Bu Hürrem nasıl insan? Herkes onu anlatıyor bana. Herkes ondan korkuyor. Size de mi kötülük yaptı? Siz ne yaptınız? Ne güzel İtalyanca konuşuyorduk prensesle. Bir daha gelmeyecek mi peki? Ülkesine mi döndü? Maalesef gelmeyecek. Kılıca değil, gözlerimin içine bakacaksınız şehzadem. Alın hadi. Evet. Malkoçoğlu, artık kılıç tutmasını öğrendim. Şehzade kılıcıyla değil. Gerçek bir kılıça talim yapmak istiyorum. Sırası gelince o da olacak elbet. Ben de istiyorum. Gelin bakalım şehzadem. Evet. Babam yine götürmüyor beni sefere. Keşke ben de sizinle gelinsem. Acele etmeyin şehzadem. Daha nice seferlere gideceğiz. Dünyaları fethedeceğiz. Hadi gidelim artık. Hünkârımıza veda vakti. Süleyman Han Hazretleri. Aslanım, büyük zaferle döneceğine inancım tam. Allah yolunu açık, kılıcını keskin etsin. Amin. Amin. Validem, haremim size emanet. Bilhassa Hürrem Sultan. Malum. Son olay onu hayli üzdü. Yanında olursanız kendini güvende hisseder. Gözün arkada kalmasın. Allah'a emanet olun.
Mehmet de çağırsak birlikte otururuz. Ne lüzumu var? Hürrem'in evlatlarıyla fazla yüz göz olmayız. Sen büyük şehzadesin, unutma. Ama onlar benim kardeşlerim. Babam onlara destek olmamı istedi. Sultanım, bir arzunuz var mı? Nigar Kalfa bugün Hatice Sultan'ın sarayına gidecekti. Şu yeşim taşlı tespihi hazırlat. Giderken götürsün sultanımı. Ben hemen alakadar olurum sultanım. Hadi Mustafa'm hazırlan. Mektep vakti. Şimdi mektepte değil, babamla İbrahim Paşa ile birlikte savaşta olmalıydım. Merak etme. Bir gün gelecek, bu dünya senin kılıcının sesiyle inmeyecek. Dünyayı sen yöneteceksin. Sultanım, hani benim bulduğum bir defter vardı ya. Evet. Nigar Kalfa'nın odasında gördüm. Gizlice aldım hemen. Bak sen Nigar'a. Onun aldığını biliyordum. Ne yazıyor acaba içinde? Validem. Nedir o elindeki? Rus lisanında yazılmış bir defter. Muhtemelen Hürrem'indir. Onunla alakalı sırlar olduğunu düşünüyorum içinde. Ne sırlarıymış bu? Orasını bilmiyorum. Lakin siz Rusça biliyorsunuz. Okumak ister misiniz? Anne, anne uyandı. Validem. 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 Allah'a şükürler olsun. Ne oldu bana? Kalbiniz zayıf düşmüş validem. Kaç gündür kendinize gelemediniz. Çok şükür Rabbimiz dualarımızı kabul etti. Zorlamayın kendinizi. Dinlenmelisiniz. Şükür ki iyisiniz. Üzülme İpek kızım. Bir yere gitmeye niyetim yok. Daha buradayım. Allah sizi başımızdan eksik etmesin valide. Amin. Amin. Hekim birazdan gelir. Sultanım, siz de günlerdir uyumuyorsunuz. Biraz dinlenin. İyiyim ben, bekleyeceğim. Ayrılmam burada. Git benim meleğim. Gelirsin yine. Bak, iyiyim. Peki. Mahidevran'ın dairesinde olacağım. Bir şey olursa haber verin. Lütfen. Ben çok üzüldüm. Çok endişelendim sizin için. Aslan parçam benim. Korkma.
İyiyim artık. Validem, merak içindeyim. Hünkârımızdan haber var mı? İyi haberler geliyor. Hayırlısıyla çok yakında zaferle dönecekler inşallah. Amin. Validem geç oldu. Ben Mustafa'yı yatırayım sonra gelirim. Süleyman Han Hazretleri. Validem. Aslanım hoş geldin. Validem az evvel öğrendim ki bir rahatsızlık geçirmişsiniz. Mühim değil. Geçip gitti. Duyunca pek bir endişelendim. Şimdi nasılsınız? Şükürler olsun Rabbime. İyiyim. Gül cemalini bir kez daha gösterdi ya bana. Sebebi neymiş? Neden fenalaştınız? Yaşım kemale erdi aslanım. Bunlara alışacağız. Olacak böyle şeyler. Allah size uzun ömürler versin validem. Hünkârım, Şehzade Mustafa geldiler. Gelsin. Aslan parçası. Baba, Vali Bey bana Almanca öğreteceğini söyledi. İtalyanca ne alemde? Her geçen gün daha iyi İtalyanca konuşuyorum. Âlâ. Lakin ben seni Farsça da öğrenmeni isterim. Zira Doğu'nun o muhteşem eserlerini kendi lisanında öğrenip vakıf olman için bu şart. Unutma. Güneş doğudan yükselir. Medeniyet doğunun ışığıyla yürür topraklara. Kimden öğreneceğim bu Farsçayı? Madem bu kadar mühim. Ne dersin Pargalı? Ben Mustafa'yı kimseye emanet etmem hünkârım. Bizzat ben olacağım hocası. Beni de kimselere emanet edemezdin bir vakit. Ben sizi hiçbir zaman hiç kimseye emanet etmedim hünkârım. Kardeşlerimle gidecek mi? Sadece Mihrim'e. Annelerini özlemeyecekler mi? Sen bunları düşünme aslan parça. Kardeşlerim için çok üzülüyorum. Üzülme annesinin bir tanesi. Ben seni hiçbir zaman bırakmayacağım. Hep yanında olacağım. Sultanım, gene ne oldu? Sümbül Ağa geldi. Hünkârımız sizinle görüşmek istemişler bu gece. Mustafa, hadi odana. Gülşah, hemen hazırlanmam lazım. Kızlara haber ver, hamama hazırlasınlar. Çabuk! Oh.
Validem. Hoş geldin aslanım. Nasılmış benim aslan paçalarım? Mehmet sünnetten korkuyor baba. Hiç de değil, korkmuyorum. Korku yok. Bu sünnetle birlikte her ikiniz de erkekliğe adım atacaksınız. Çok sıkıldım. Ben de sıkıldım. Bizden başka herkes eğleniyor. Bir biz buradayız. Beni çok güzel gezdirdiler. Annem de gelin aldı bir gün. Babam hiç ayrılmayacakmış. Mişima sen de al. Bak. Mustafa, hadi artık dairene dönme vakti. Gülşah hazırlayın. Hemen sultanım. Anne lütfen. Kendi dairemde yapayalnız sıkılıyorum. Kardeşimle burada kalmak istiyorum. Hayır Mustafa. Malum. Sen artık veliaht şehzadesin. Kaidelere göre davranman icap eder. Allah uzun ömür versin. Hünkârımızdan sonra bu taht sana nasip olacak inşallah. Çocuğun aklını böyle şeylerle doldurma. Sana mı soracağım? Maydevran, benimle doğru konuş. Zira karşında Sultan Süleyman'ın nikah karısı var. Sen bir köle cariyesin. Bense gerçek sultanım. Herkes yerini bilecek. Hürrem. Bu halinle övünme. Öyle bir tokat yersin ki feleğin şaşar. Nasıl hızla yükseldiysen aynı hızla düşersin. Maydevran, beni boşuna meşgul etme. Ne dersen de keyfimi bozamazsın. Zira bu gece benim zifaf gece. Hadi sen. Mişime bak. Dik dur biraz. El yukarıda. Hiçbir zaman kılıcını böyle tutmayacaksın. Hep böyle tutacaksın. Kesinlikle kılıca bakmayacaksın. Mustafa. Anne. Sen ne yapıyorsun burada? Abim Vitalanca çalışacağız. Yok çalışma falan. Hadi sen annenin yanına git. Neden yolladın? Kardeşimle oynuyorduk. Ne kardeşi Mustafa? Artık rakibin o senin. Bundan sonra mesafeni koy. Anne. Ne oldu, niye ağlıyorsun? Ağlama. Artık yüzünü görmek istemiyorum seni. Aslan oğlum.
başka kimsem yok. Anne ne oldu? Neden ağlıyorsun böyle? Bilmek istiyorum. Bir süre Edirne Sarayı'nda kalacağım. Neden? Hünkârımız böyle uygun gördü. Ben de seninle geleceğim. Mümkün değil Mustafa. Senin yerin burası. Sultanım, af buyurun. İbrahim Paşa'mız gönderdiler beni. Ne oldu? Sultanım, sürgün yok. Burada kalacaksınız. Hünkârımızın yüce affına mazhar oldunuz. Affetmese ne olur ki? Benim tek derdim Mustafa'mla ayrı kalmak. Yoksa bu harem cehennemden beter bana. Koş yetiş. Şehzadem, şehzadem durun bekleyin. Emrediyorum sana çekil önümden. Hatice'm nasıl? Alakadar oluyorsun değil mi? Merak buyurmayın hünkârım. Her fırsatta koşuyorum yanına. Sakın ayı ihmal etmeyesin. Malum çok hassas. Elbette. Hünkârım. Şehzade Mustafa Hazretleri geldiler. Gelsin. Aslan parçası gel. Yaklaş. İbrahim Paşa, beni babamla yalnız bırak. Seni dinliyorum Mustafa'm. Nedir mesele? Annem. Neden hep ağlıyor baba? Neden hep üzgün görüyorum onu? Vaktiyle sana söylemiştim Mustafa'm. Kadınlar böyledir. Ziyadesiyle hassas oluyorlar. Bu saraydaki ağlayan tek kadın benim annem. Diğer kadınlar neden ağlamıyor? Neden sadece benim annem üzgün? Onun suçu ne baba? Günahı ne? Mustafa'm merak etme. Annen burada sarayda kalacak. Kalmayacak baba. Burada kaldıkça gözyaşı dinmeyecek. Ben artık buna izin vermeyeceğim. Hiç kimse annemi üzemeyecek. Zira ben sizden böyle gördüm, böyle öğrendim. Siz Valide Sultanımıza hep saygı duydunuz. Ona hürmet ettiniz. Onun üzülmesine müsaade etmediniz. Korudunuz. Şimdi izin verin. Ben de bunu kendi annem için yapayım. Aklındaki nedir? Ne yapmak istiyorsun? Annemle birlikte Edirne Sarayı'na gideceğim. Hazırlığını yap anne. Gidiyoruz. Nasıl? Nereye? Babamla konuştum. Birlikte gitmemize izin verdi. Edirne Sarayı'na gideceğiz.
Bundan sonra ağlamana, üzülmene izin vermeyeceğim. Kim seni üzerse karşısında beni bulacak. Aslan oğlum benim. Oğlum büyümüş Bargalı. Ben onu hala çocuk olarak görüyordum oysa. Mustafa çok parlak bir şehzade. Aynı zamanda sizin gibi vicdan sahibi. Kararınız nedir hünkârım? Gitmelerine izin verecek misiniz? Başka bir yolu var mı? Şehzadem böyle istedi. Biz de ava gideriz bir ara. Epeydir gitmemiştik Edirne'ye. Neden gidiyorsun abi? Öyle icap etti. Üzülme Mehmet, tekrar geleceğim. Ne zaman geleceksin? Bilmiyorum İrma. Ben de abime gitmek istiyorum. Olmaz. Senin yerin burası. Mustafa'm, İbrahim Paşa seni bekliyor. Sizi çok özleyeceğim. Hocaların da seninle gelecek, sakın derslerini ihmal etme. Babam kızdı mı bana? Hayır, bilakis gurur duydu. Onu çok sevdiğimi biliyor değil mi? Biliyor Mustafa. Sultanım. Yolunuz açık olsun. Sağ olun paşam. Annen sana emanet.